mesela. Cansu Hanım. Şunu soralım. Girme başkanım. Şöyle bir tarafa gelebilirsin. Abi gitmezseniz söylerim. Biraz geride gelirsin. Sayın bakanım buradayım. Gel oğlum sayın benim yanıma gel. Sayın bakanım. Tamam. Pardon. Teşekkürler. Biliyorsun değil mi? Evet, şimdi artık sizin yaşıtlarınız çok iyi biliyor manzarayı. Evet. Kıymetli basın mensuplarımız, öncelikle dün gece Hatay'dan Gaziantep'e gitmek için havalanan polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan kahraman polislerimizin Cemil Gülen ve Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının, emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı olan polisimize de acil şifalar diliyorum. 6 Şubat'ta yaşadığımız ve milletçe hepimizi derinden yaralayan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçmek üzere. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Aziz milletimize rahmet ve başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın. Asrın felaketini asrın birlikleriyle aşıyoruz. Yaraları sarmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. 11 ili etkileyen bu sarsıcı depremlerde devlet olarak ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bakanlık olarak biz de merkez ve taşra teşkilatlarımızla depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardımına koştuk. Sosyal yardımlar ve psikososyal desteklerimizle vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Devlet, millet el ele vererek yönettiğimiz bu süreçte güçlü ve büyük Türkiye'nin kimseyi geride bırakmadığı bir kere daha görmüş olduk. Psikososyal destek ekiplerimiz vatandaşlarımızın yaşadığı tüm alanlarda depremden etkilenenlerle birebir görüşmeler yaptı ve ihtiyaçlarını tespit etti. 4.1 milyon kişiye psikososyal destek hizmeti sağladık. Aynı yardım koordinasyonunu sağladık. Uluslar ve uluslararası 88 aynı bağış deposu kurduk. Vatandaşlarımız acil ihtiyaçları için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 1.85 milyar Türk lirası aktardık. Deprem bölgesinde 206 deprem bölgesi dışındaki illerde 94 olmak üzere toplamda 300 sosyal market kurduk. Bölgede 14 mobil sosyal market tırı faaliyete geçirdik. Kadınlar ve bebekler için 27 giyim ve bebek bakım ünitesi kurduk. Aynı bağışlar için hava araçlarıyla 487 sefer tertip ettik. 39 binden fazla yardım tırını aynı yardım depolarına yönlendirdik. Depremden etkilenen kadınların hayatlarını yeniden kurmaları, ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaları ve bir yandan da rehabilitasyonlara destek olmak üzere kadın kooperatifleri iş atölyesi adı altında sosyal alanlar oluşturduk. Deprem sonrasında profesyonel bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilen 312 yaşlı ve 978 engelli olmak üzere 1290 vatandaşımıza farklı illerdeki yatılı bakım kuruluşlarımıza yerleştirdik. Depremden etkilenen engelli bireylerin deprem sonrası günlük rutine dönüşlerini kolaylaştırmak için 6 mola evini hizmete açtık. Buradan bir müjdeyi de gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'nun başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibariyle bakanlığımızın web sitesi olan aile.gov.tr üzerinden e-devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecekler. Ayrıca
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Ekim ayında çocuk evleri sitemizin temellerini Adıyaman'da atmıştık. 2024 yatırım planımızda Adıyaman'ımız için İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi ve Kadın Konuk Evi olmak üzere 3 hizmet binamızın temelini atmayı planlıyoruz. Sözlerime son verirken Kahramanmaraş depreminden etkilenen tüm illerimizde gerekli tüm çalışmaları aralıksız sürdüreceğimizi, güçlü ve büyük Türkiye hedeflerimize kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim.